Sebah ve Cuvaye Fotoğrafhanesi. Kurucusu Pascal Sebah, Süryani bir baba ve Ermeni Katolik bir anneden 1823 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beyoğlu'nda ilk fotoğraf dükkanını 1857'de El Shark Societe Photographique adıyla TomTom sokakta açsa da kısa süre içerisinde caddeye taşınmıştır. Yıllarca İstanbulluların fotoğraflarını çeken stüdyonun namı kısa sürede saraya da ulaşınca ilerleyen süreçte hem padişahın hem de şehzadelerin fotoğraflarını çeken isimlerden biri olmuştur. 1873'te Osman Hamdi Bey'in Viyana Dünya Fuarı'na hazırlanan Elbise-i Osmaniye isimli Osmanlı kıyafetleri kreasyonu fotoğraflamış ve bu fotoğraflarla Osmani nişanı ile ödül almıştır. Döneminin en güzel İstanbul fotoğraflarını çekerek 150 yıl önceki İstanbul manzaralarını ölümsüzleştirmiş ve günümüze ulaşmasını sağlamıştır. 1870'te çıkan Büyük Beyoğlu yangınında ne yazık ki o güne dek çekilen tüm fotoğrafların negatifleri yok olmuş ve muhteşem bir arşiv yok olup gitmiştir. Bu süreçte bir şubede Kahire'de açan Pascal Sebah'ın dükkanı 1881'de tekrar yanınca Sebah bu olaylara dayanamamış ve felç geçirmiştir. Sebah'ın eşi Rosa Hanım, eşinin rahatsızlığı süresince işin devamı ve gelişimi için yanlarında yetişmiş olan usta fotoğrafçı Polikarp Cuvaye ile ortaklık yapmış ve 1885 yılında Osmanlı dönemi fotoğrafçılığı ve oryantalizm alanında çığır açacak olan Sebah and Cuvaye efsanesinin temeli atılmıştır. Hemen bir yıl sonra da Pascal Sebah vefat etmiştir. 1889 yılında Alman İmparatoru Kaiser de Kılkinci Wilhelm ve İmparatoriçe'nin fotoğraflarını çekince ikili Prusya Saray Fotoğrafçısı unvanını da almışlardır. 1893'te de Sultan Abdülhamit, ABD'ye, Fransa'ya ve İngiltere'ye aralarında Sebah ve Cuvaye fotoğraflarının da olduğu albümler göndermiş. Ve o tarihte Polikarp ve Pascal'in oğlu Jean Sebah da Saray Fotoğrafçısı unvanını almıştır. İstanbul'un öyle güzel fotoğraflarını çekmişlerdir ki, bugünün koşullarıyla dahi bu fotoğraflar muhteşem birer hazinedir. 1899'da en büyük rakipleri olan Abdullah Frères, Abdullah Bader, stüdyosunu da satın alarak onların da arşivini kendilerine katmışlardır. 1904'te Polikarp Cuvaye'de vefat edince, kurucu iki ortağın çocukları işi bir süre ayakta tutmaya çalışmış ve yeni ortaklar edinmişlerdir. 1914'te Cuvaye ailesi Fransa'ya dönünce Agop İskender stüdyonun ismini Foto Sabah olarak değiştirmiştir. Bu fotoğraf efsanesi de ardında muhteşem İstanbul ve insan manzaraları bırakarak 1952 yılında tarih sahnesindeki yerini almıştır.